güzel. Ne var ya? Devam yapıyorum. Üyeleri, değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Kabul edilen bebek ve çocuk kütüphanelerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemize verdiğimiz isim Nobel ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve adını dünya bilim tarihine parlak harflerle yazdırmış hepimiz için gurur kaynağı bir vatan evladı olacak. Ülkemizin umudu çocuklarımız. İşte Profesör Doktor Aziz Sancar'dan daha iyi örnek kim olabilir? Ondan daha çok ilham veren kim olabilir? İşte bu nedenle değerli bilim insanımızın adını oluşturduğumuz bu yeni kütüphanemize verdik. Bakanlık olarak özellikle son yıllarda kütüphanelerimizi yaşayan kütüphane kavramıyla yeni bir yaklaşımla yapılandırıyoruz. Kütüphanelerimizi şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimi üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlıyoruz. Kütüphanelerimiz artık vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren yaşayan kurumlar haline geldi. Kütüphanelerimiz artık yenilikçi süreçleri besleyen, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiği mekanlar haline geldi. Kütüphanelerimiz artık kültür endüstrilerine, kültürel kalkınmamıza destek veren mekanlar haline geldi. 2023 yılında bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını 1270'in üzerine çıkardık bugünlerde. 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık. Şu anda da ülke çapında 68 yeni halk kütüphanesini yapılandırıyoruz. Biz artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane açıyoruz. 17 bebek çocuk kütüphanemiz oldu. 10 edebiyat müze kütüphanemiz oldu. Diyarbakır'ımızda bakanlığımıza bağlı 18 kütüphanemiz mevcut. Bunların 9'unu son 20 yılda açtık veya yeniledik. Her alanda ilimizde muhteşem eserler, çok güzel hizmetler yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. İşte bunlardan bugün bu hizmet halkasına bir yenisini daha ekliyoruz. İşte bugün gerçekten mimarisiyle ödül kazanmış ve bebek ve çocuklara hitap eden bir kütüphane açıyoruz. Thank you.